Yavuz bir şey soracağım şimdi mesela hocam 10 yeşil kadından biri işte yeşil üzerine bu konularda almış. Şirketler arasında dünyada da ya da bizde de şirketler arasında böyle bir kategorize var mı? Yani böyle ödüller var mı? Bir onu soruyor Bir de ikincisi ya siz mesela finansçılar olarak bu yeşil bina kavramını ayrı bir yere koyuyor musunuz? Yoksa zaten hani hocam söyledi 450 tane bir binadan bahsediyoruz. Daha çok yeni hani daha çok yeni mi? yoksa bir ayrıcalık tanıyor musunuz bu işlere birkaç birkaç açıdan değerlendireyim. Öncelikle içinde çalıştığım bağlı olduğum grup Aksa grubu dünya üzerinde küresel ısınma ve iklim değişimine karşı oldukça büyük hassasiyet içeren bir grup ve her sene yayınladığı iklim raporlarında bunu dile getiriyor bazı aksiyonları da aslında liderliğini yapan bir grup Örneğin e, grubun varlıklarını değerlendirirken e, fosil yakıtlı enerji üreten e, işletmelere değil daha çok yenilenebilir kaynaklı işletmelere yatırım yapıp buradan finansal gelir modelleri yaratıyor. E, bununla ilgili de e, Aksa'nın faaliyet gösterdiği 50'nin üstündeki ülkede de farkındalık çalışmalarını Türkiye'de olduğu gibi bizlerde katkı sağlıyoruz. Bizler ofislerimizi yeşil ofise döndürmüş durumdayız. Daha önceki programlarda da evet, konuşmuştuk. Bunlar bizim kurum olarak tabii mecburiyetli olduğumuz hususlar. Farkındalık üzerine çalışıyoruz. Tabii e, biz sigortacıyız yani bu işin içinde bir de sigorta sistemi var. Hı hı, Aslında doğru. biz e, küresel ısınma ve iklim değişiminin insana getirdiği zararları koruyan da bir e, müesseseler grubuyuz, şirketler grubuyuz, tüm camiamız. Tabii e, gün geçtikçe ürünler gelişmeye başladı. Bizim de son iki yılda e, açıkçası e, dünya dostu bina sigortası diye bir e, paket poliçemizi çıkardık. Bu önemli bir şey. Hı. Tabii sayısı az. Ama çok da umutsuz değiliz çünkü bu bir farkındalık aynı zamanda da toplum önünde lider olmanın da bir ayrıcalığını yaşıyoruz. Şunu söylemem lazım. Aslında bu tür lead sertifikalı ya da enerji ve çevre dostu sertifikaya almış binalar, e, sigorta açısından da fiyatlamada da e, önemli avantajlara sahip oluyorlar. Yani bu da işin iki kere e, ikisi kadar basit bir şey. Doğru. E, dolayısıyla biz bu, bunu bir ekosistem olarak görmeyiz. Yani biz burada farkındalığı konuşuyoruz. E, Chadwick e, bence çok önemli bir iş yapıyor Türkiye'de. Yani onun altını çizelim bugün programın süresinde belki onu çok irdeleyemeyiz ama Chadwick evet. ve değerli hocamın e, katkılarıyla bugün. Türkiye'nin sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği, yeşil bina konularında farkındalık yaratan tek kurumu ve Dünya Yeşil Bina Konseyinin üyesi. Yani aslında 2009'da değil mi çok aktif başladı bu işler ama Dünya Yeşil Konseyi de 99'da kuruldu. Sonuçta hepsini yan yana koyduğumuzda çok yeni bir yeni bir mesele hı hı. ve burada Çetbik'in Türkiye'ye getirdiği farklılıkları bizim çok iyi anlamamız lazım. Hocamın söylediği konunun altını ben çiziyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın getireceği bu net sıfır. Net sıfır dediğimiz şey aslında biz önce ölçeceğiz. Sonra dengeleyeceğiz. Sonra da sıfır karbon salınımlı binalar yaratacağız. Yani önümüzde adımlar var. Yani bu bugünden yarına değişecek bir konuda değil. Sürdürülebilir olmak zorundayız. Ben ne zaman bütün bu konuları tartışsak heyecanlanıyorum biliyorsunuz. Evet anda biliyorum. Adaleti yükseliyor. Biliyorum. Son bir şey ilave etmek istiyorum. Evet. Bu sertifikasyonda hocam çok güzel altını çizdi ama en büyük ağırlık enerji tüketimi. Yani 100 puan alıyorsanız benim hatırladığım kadarıyla bunun 30-40 puanı enerjiyi yenilenebilir enerjiden üreteceksiniz. Ki hocam çok iyi işaret etti. Evet. Türkiye evet. bunu aşarsa yani Türkiye burada çok hızlı adımlar atıyor. Daha hızlı atarsa satımları gerçekten küresel ısınmaya e, yaratacağımız negatif katkıyı minimize edecek bir toplum haline dönüşebileceğimiz düşünüyorum. Peki. E